Ben sizler gibi yaşıyorum. Sizler gibi mütevazi bir hayatım var. Sizler gibi yaşamaktan da onur duyuyorum. Saraya gitmeyeceğiz. Allah nasip eder. Sizlerin oyuyla Cumhurbaşkanlığı koltuğunu oturduğumda yerimiz Çankaya olacak. Ben Mustafa Kemal'in mütevazi bir canı olacağım. Bir şey daha. Bir şey daha. Söz verdim. En geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, Afganlı kardeşlerimizi ülkenin eline vurmayacağım. Staj ve çıraklık meraklanmayın, onu gayet iyi biliyorum ve çözeceğim. Çözeceğim. Çalıştınız, kazandınız, prim yatırtmadılar, borçlanma imkanı getireceğim, hiç meraklanmayın. Bakınız, her hakkı teslim edeceğim. Her hakkı, her hukuku uygulayacağız. Asla ve asla birilerinden yana tavır almayacağız. Benim Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var. Onları bilmenizi isterim. Birincisi Beşli Çeteler. Beşli Çeteler istemiyorlar. Yuh çekmeyin. Yuh çekmeyin. Sandığa gidip oy kullanın. Ben sizden onu bekliyorum. Yuh çekmek bu işin en kolayı. Sonralarını sandığa gitmek. Ama sandığa giderken bir arkadaşını beraber götürmek. Özellikle AK Parti'ye veya MHP'ye veya Cumhur İttifakı'ndan birisine geçen dönem, geçen seçimlerde oy veren bir kişiyi ikna edeceksiniz. Beraber sandığa götüreceksiniz ve oy kullanacak. O zaman gerçek anlamda her bir birey görevini yapmış olacak. Bunun sözünü istiyorum. Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Yüz binlerin sözünü dinledik. Biliyorum. Yüz binlerin. Yüz binlerden söz aldım. Onu da biliyorum. Beşli çetelerin yurt dışına kaçırdıkları paraları biliyorum. Nerelere götürdüklerini biliyorum. Amerika'da Manhattan'da gökdelenler yaptığını biliyorum. Muhammed Ali Kırık çiftliğini nasıl satın aldıklarını biliyorum. Londra'da paraları nerelere yatırdıklarını biliyorum. Tamamını ama tamamını son sentine kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Evet. 418 milyar dolar götürdüler. Az önce Meral Hanım söyledi. Sadece bir işlemden 1 milyarın nasıl götürüldüğünü söyledi. Onların tamamını, 418 milyar dolarını kuruşu kuruşuna getireceğim ve size vereceğim. Banka vereceğim. Söyledim, bir daha ifade edeyim. Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Bakınız hiç onlar diyorlar mı? Biz kul hakkı yemeyeceğiz diye. Demiyorlar. Söyleyemiyorlar. Ben onların neler yediğini biliyorum. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceği. Hiç kimse endişe etmez. Hiç kimse. İki, beni istemeyen ikinci bir grup daha var. Uyuşturucu baronları. Söz veriyorum, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Kökünü kazıyacağım. Uyuşturucu baronlarına da bir şey diyemiyor. Neredeyse kucaklaşacaklar. Ama bu ülkenin çıkarı için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Beraber birlikte bunu sağlayacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Son söz, çünkü uzun süre beklediniz. Ekrem Başkanımız mitingleri bitirirken söylediği bir şey var, güzel bir cümle var. Onu kullanarak izin verirseniz bu mitingimizi bitirmiş olalım. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Bu taraftan fazla ses yok. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Bir de bu tarafa bakalım. Buradan tık yok. Tık yok. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Bütün sorunları biliyorum. Emin ol. Bütün sorunları çözmeye ahit ettim. Emin ol. Ve ben
bu ülkeye arkadaşlarımla birlikte baharı getireceğim, huzuru getireceğim. Kim olursa olsun bu topraklarda yaşıyorsa herkesin sorunlarıyla ilgileneceğiz. Asla ayrımcılık yapmayacağız. Ondandır bundandır diye bir şey söyleyeceğiz. Ve 85 milyonu kucaklayacağız. Ve benim de size sözüm 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyona hizmet edeceğim. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Ve herkesi kucaklayacağım. Sağ olun, var olun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, Saadet Partisi Genel Başkanımız Sayın Temel Karamoğlu'nu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı, Deva Partisi Genel Başkanımız Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i buraya davet ediyorum. Kazandım haydi. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Ekrem İmamoğlu'yla, Mansur Yavaş'la, Ali Babacan'la, Gültekin Uysal'la, Ahmet Davutoğlu'yla, Temel Karamollaoğlu'yla, Meral Akşener'le birlikte selamlıyor sizleri. Ben Kemal, geliyorum. Sana söz, yine baharlar geri çekiyor. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, kıymetli torunu Sarp'la birlikte, sevgili eşi Nurcan Akşener'le birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Millet İttifakı İYİ Başkanlarımızı da buraya davet etmek istiyorum. Çok hızlıca Millet İttifakı İYİ Başkanlarımız da gelebilir mi lütfen? Millet İttifakı Başkanlarımıza davet ediyorum. Sevgili İstanbullular, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey! Her şey! Her şey! 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 85 milyonun Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcılarımızla, Millet İttifakı İstanbul İl Başkanlarımızla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Milletvekili adaylarımızı sizlere emanet ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Hoşçakalın sevgili İstanbullular. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın sevgili İstanbullular. Güle 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 sevgili Kılıçdaroğlu. İstanbul yolun açık olsun diyor. İstanbul seni bağrına basıyor. İyi akşamlar diliyoruz sevgili İstanbullular. Millet İttifakı Genel Başkanlarımız, Millet İttifakı İl Başkanlarımız, Cumhurbaşkanı yardımcılarımızla birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, iyi akşamlar diliyoruz.